Merhaba. Şöyle bir usul geliştirdik biz. Ceren ve Özgür sorular soruyorlar ve ben de cevaplıyorum ve konu içeriklerini bilmiyorum. Biraz önce öğrendim. E, kıskançlık konuşacakmışız. Anladığım kadarıyla biraz daha kendi dertlerini konuşuyorlar. Yani ya da en azından <laughs> ben öyle düşünüyorum. E, buyurunuz efendim. E, kıskançlık ilk olarak sağlıklı bir şey midir? Siz ne düşünüyorsunuz? Yani his olarak evet. Yani insanın bir kere his duygularından bir tanesi. Dolayısıyla sağlıklı olup olmayışı nasıl yönetildiği ile ilgili. Çünkü aslında insanın hissettiğimiz bir duygu. Özellikle de aslında romantik ilişkilerde hissettiğimiz bir duygu. Çünkü romantik ilişkinin omurgasında aidiyet olduğu için yani o benim diyoruz ya onun kafası, gözü, kolu, bedeni bana ait diyoruz. Dolayısıyla orada kayıpla beraber, endişeyle beraber başlayan bir duygu. Duyguya hiç itiraz yok. Fakat duygunun neye dönüştüğü çok belirliydi. Şimdi. Yani ya kendi içimizde onu harmanlayacağız, demleyeceğiz, yani nasıl yöneteceğimizi ve ne yapacağımızı öğreneceğiz. Ya da ötekine bir yaptırım olarak aktaracağız. Bu burası sağlıklı olup olmadığını belirliyor. Yani bize ait bir duygu ya. E, hissedebiliriz. Hissettiğimizi karşımızdakine de aktarabiliriz. ama eğer biz partner itimat etmiyor, güvenmiyor ve kıskançlık hissediyor ise hikaye başka bir yerden de okumamız gerektiğini düşünüyorum ben. Yoksa evet hani Çiftler birbirlerine kıskançlık hissedebilirler. Bunlar çok anlık olabilir. Çünkü aslında birbirimizin o biriciği ve en iyisi ve en özeli olmayı istiyoruz. Ve bu duygu yer yer sarsılabiliyor. Ve burada hissettiğimiz bir duygu. Bunun e, ilişkine kadar işgal ettiği, e, karşıdakinin yaptırım olarak dönüp dönmediğine göre sağlıklı olup olmadığını değerlendirmek lazım diye düşünüyorum Ceren. Ya burada söylem değil, kıskançlığı belirtmek değil de nasıl belirtmek mi o zaman problem oluyor? E şimdi biz bu duyguyu aktarabiliriz partnerimize. Ama e, yani onun spontanitesini bozmayacak şekilde de aktarmamız gerek ya. Yani eğer şimdi partner bizim yani nedir kıskançlık? E, nasıl tarif edersin sen kıskançlığı? Hmm, paylaşamamak olabilir belki. Aha. Bu ama hem fiziksel olarak paylaşmak istememek, beğenilerini beğeniyor başka birini beğenmesini kıskanmak olabilir. Paylaşamamak gibi ben tanımlıyorum kendimce. Paylaşmaktan korkmak, gitmesinden korkmak gibi. O yüzden aslında biraz özgüvensizlikle de alakalı mı diye İlişkiye de güvensizlik. Evet tabii. E, şimdi aslında, İlişkiyi paylaşmak istememek. Yani bazen kendi benlik değeriyle ilgili sıkıntılar insanın e, olur. E, ve oralarda evet yani herkes e, tehdit ve tehlike olarak algılanmaya başlar. Çünkü kıskançlıkta etrafı tehdit olarak alıyoruz ya. Yani ilişkimize ve partnerin bize olan beğenisine yönelik bir tehdit alıyoruz. Bizden çok onu beğenebilir. Hı hı. Bu sadece bedensel ya da romantik değil. Zihinsel, sosyal, iletişimsel. E, eğer buralarda bizim e, kendimizle ilgili dertlerimiz daha fazlaysa güvende hissedemiyorsak, o zaman tehdit almaya başlarız, daha yüksek tehdit almaya başlarız ve huzursuzluk ve hoşnutsuzluk yaşarız, değil mi? Dolayısıyla partnerin başka biriyle kurduğu her başka biriyle kurduğu ilişki bizim için tehdit olabilir. Bu da böyle bir kapanmaya doğru gider. Yani o kapalı devre ilişkiler vardır. Buna doğru gider ve bu bir sıkıntı. Ama bu bir his aynı zamanda. Çiftler birbirlerini kıskanırlar yerli ya da yersiz. Ve bu kıskançlığın böyle havada akıp giden bir yanı vardır. Bu çok da önemli olmadığını düşünürüm. Eğer bizi rahatsız eden bir şey varsa partneri de söylemeliyiz. Fakat bunun dışında da bir kıskançlık hikayesi var. Kişinin bayağı kendisiyle ilgili olan bir kıskançlık hikayesi var. Biraz arkadaşlık kurma ilişkisini iyi bilmek gerekiyor. Kıskançlığı iyi yönetebilmek için yani aslında biz daha yakın ilişki formatını iyi biliyor isek, yani insanlarla yakın ilişki kurup başkalarıyla da ilişkiler kurabiliyor isek, hani o best friend diye bir şey var ya, hı hı. ilkokul, ortaokulda, kız çocuklarında filan çok oluyor. Yani o benim başkasıyla kurduğu ilişki, arkadaşlık, ahbaplık, dostluk tehlike içerir. İşte kıskançlığın marazlı olan kısmı budur. Yani başka insanların tehdit olarak algılanması. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Ee, yani güvenilmeyenle ilişki yaşanmaz. Bundan sonra da söyleyecek hiçbir cümle bilmiyorum. Yani eğer birisine itimad etmiyor iseniz, şu an sadakatten bahsediyorum. Eğer birisine itimad etmiyor iseniz yapılacak hiçbir şey bilmiyorum ben. Yani itimad etme işini sizinle ilgili olabilir, onunla ilgili olabilir. Fakat gün sonunda itimad edilmeyenle ilişki yaşanmaz. Ee, Ionokuşrady'nin daha önce söyledim bunu bir tarifi var. Diyor ki güven, güvenilirlik için iki şey gerekiyor diyor. Bir karşımıza güvenebileceğimiz bir insanın olması gerekiyor. İki bizim güvenmeyi bilen biri olmamız gerekiyor. Şimdi bu, bu her ikisinin de varlığına ihtiyacımız var. Bunlardan herhangi biri aksayabilir. Yani karşımıza güvenilir biri olmayabilir. Biz kıskançlık hissedebiliriz. Okuruz, yazarız, Seyrederiz onu ve ne yapacaksak yaparız. Burası kolay. Zor olan kısım bizim güvenmeyi bilmeyen bir olma halimizde ne yapacağımız. İşte o zaman çok asker yani keskin ve askeri tedbirlerle güvende hissedebiliyoruz ancak. Yani cep telefonunu bilmek istiyoruz. Hı hı. E, nereye gittiğini bilmek istiyoruz. Kimin ne olduğunu bilmek istiyoruz. Ne konuştuğunu bilmek istiyoruz. Hatta biz yokken bunların yapılma halinde de bayağı huzursuz hissediyoruz. Burada temel dert kişinin kendiyle ilgili. Aslında burada bir tedbir alıyor kişi kıskanmamak evet. için. Bu tedbirler gerek yani işe yarar mı peki tedbir almak ya da e, o telefonu izlemek arttırır mı kıskançlığı daha da körükler mi? Yani bir kere e, hani kıskançlıktan önce bir sınır ihlalinden bahsediyoruz. Yani kimsenin <laughs> cep telefonuna bakamazsın. Nokta. <laughs> ee, gördüklerin e, çok can sıkıcı olabilir. Bayağı sana sadakatsizlik de yapılmış olabilir. Ve fakat ben hayatın bir değerler sıralaması olduğunu düşünüyorum. Yani o değerler sıralaması içinde o sınır ihlal edilemez. Edilmemelidir. Edilmemesi doğrudur. Şıktır ve hoştur diye düşünüyorum. ...kontrolü arttırarak kıskançlığı azaltabilir misin? E, gündelik hayatta evet. Yani biri dışarı çıkarken sana sorar. Nereye gittiğini söyler. Görüntülü arar. Sen olmadan bir yere gitmez. Yani uzayabildiği kadar uzar. Fakat arada yaşananın adının ne olduğunu... ...tekrar evden geçirmek lazım. Yani o bir romantik ilişki midir? Yoksa o e, korku dağları mı bekler? E, çok sıkıntılı bir şeye doğru döner diye düşünüyorum. Peki güvenden bahsettiniz, ee, güvenle bağdaştırdınız ama mesela çok güveniyorum ama kıskançlığımı kontrol edemiyorum söylemi. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Yani o gerçekliği ya, yok. Partnerine güvenebilirsin ama çevreye güvenemeyebilirsin. Oho, oh, soru geldi. Ben sana çok güveniyorum, ordunun içine koyarım. Fakat alem <laughs> olmuş fena, değil mi? Ya bu var ama Tabii ben var. size hani Tabii bunların var. çokça yaşanmış örneğini ben etrafımda görüyorsam siz yüzlerce görmüşsünüz. Var. E, fakat partnere güveniyor isen e, diğeri teferruattır. Eğer birisi yani gündelik hayatta bizimle flört edilebilir. Değil mi? Yani Engellenene bir şey engellenebilir bir durum olmayabilir bu. Fakat bizim onu yönetmek, mesafelendirmek, ayarlamak, ruzum halinde üstünü çizmekle ilgili bir performansımız var olmak durumunda ya. Ama teferruatlar canımızı sıkabilir. Yani şimdi benim ben bir kadınım atıyorum. Bir erkek partnerim var. Ee, bu onun normal bir arkadaşı da olabilir bu arada. Ee, ama arkadaşı erkek olan partnerime o kadar yakın davranıyor ki ben kendi ilişkimin sadakatinden çok eminim. Hiçbir sorun çıkmayacağını da biliyorum. Ama kadın flörtöz kadın ne bileyim büyük gülüyor büyük hareketleri var ve e, feminenliğini gösteren bir kadın ve flört ediyor. Evet yani flört Senin ediyor. Senin partner ne yapıyor? Duruyor, bakıyor ya da bir de gösterilen şeye bakılır ya böyle bir şey vardır ya. Yok yani. öyle bir şey. Gösterilene Eğer bir bakılır. Flört... Yoldan ben buna inanmıyorum. Yoldan kırmızı bir araba geçtiğinde insanların %90'ı bakıyor. Bu hani kaynağını şu an hemen bulamayacağım ama evet. böyle bir istatistik var. Peki. Yoldan kırmızı bir araba geçtiğinde herkes bakıyorsa yoldan öyle flörtöz bir kadın geçtiğinde de birçok erkek bakabiliyor. Baksın. E tamam ben de bu teferruata takılabilirim. Bu benim özgüvensiz olduğumu göstermez. Bir anlayayım bir dakika şimdi. İki ayrı olay. Bir, arkadaşlık var. Arkadaş olan iki insanın kadın olanının flört ettiğini düşünüyoruz sevgilinizle. Ediyor. Ha, tamam. Şimdi bu olmaz. Yani arkadaşlık başka bir hikayedir. Burada kıskanmak e, sağlıklı bir... mı? E, e, yani burada bir kere partnerin yönetmesi gereken bir şey var. Yani burada soruyu bir partnere sormak gerekiyor. Ne yapıyorsun hacı? Ne oluyor? <laughs> Zaten öyle yani oluyor. Ne oluyor? Yani seni e, güvende hissettirmekle mükelleftir partnerin ayarlamakla mükelleftir. Yani etraf, dünya flört edebilir, uygunsuz davranabilir, sınır ihlal edebilir ama orada beni ilgilendiren öteki değil. Yani partner bizim aramızdaki ilişkinin neyse usulü. Çünkü her ilişkinin kendi içinde bir ihlal sıralaması var. Yani ne ise buna itina etmek durumunda. Ya partnerimin de biraz beni de tanıması gerekiyor öyle bir durumda. Yani ben kıskanç mıyımdır, değil miyimdir, nelere kıskanırım, neleri kıskanmam? Hani orada birbirini tanıma derken bu kıskançlık noktasında da birbirini tanıması önemli değil mi? Önemli Özgür. Fakat orada e, çok incecik yerler var. Yani e, itina etmeli. Yani senin daha naif, daha kırılgan, daha mühimsediğin alanların onun tarafından da fark edilmesi gerek. E, ama onun için... Ee, yani burada uyumu çok dikkatli kullanmak lazım. Yani çok uyumlandığın zaman kıskançlık yapan birine huzursuz olmaması talebiyle kendi sınırların ve değerlerinin üstünde çok uyumlandığın zaman her çok uyumlanma gibi kimliğini kaybedersin. Hadi onu da koydun bir kenara kızgınlaşırsın. Şimdi ben güvenilir biriyim. Bu benim için bundan sonrası nokta. Buna rağmen rahatsızlık hissedebilir partner. Bunu da bilmek isterim ve anlamak isterim ve yapabilecek neyim var onu da bilmek isterim. Şimdi flörtöz biri de olabilirdim ben. E, o partner flörtöz biriyle ilişki kuruyor aynı zamanda. E, o da bunu da bilmeli. Yani flörtöz biriyle ilişki kuran bir insanın e, aynı zamanda kendini de elden geçirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bu kıskançlık Tabii sadece sadakatle ilgili bir mesele de değil. Yani eşin, dostun, ahbabın, ailen herkesi, herkes tehdit olabilir. Herkes ee, daha ilgi çekici bulunabilir. Herkes daha çok zaman geçirilmek istenen olabilir. Bunların hepsi daha tehdide doğru geliyor ve kıskançlık engellenmeye doğru transfer oluyor. Kıskançlığın engellenmeye doğru transfer olma hikayesinin ben bir ilişkiye yakışmadığını düşünüyorum. Yani yaşanılmalı bir, do, bir dozda yaşanılmalı diyorsunuz o zaman yanlış anlamadım. Değil. Bir, bir dozda doz. yaşanır diyorum. Hı hı. Bir dozda yaşanır. Yani o hele romantik ilişkiye baktığında o hikayenin içinde o çok beğenilmek, en beğenilmek, en en ya romantik ilişkideki fantazimiz. Dolayısıyla bu hayat ve yıllar içerisinde bir sürü yerde dalgalanır. Dolayısıyla hissedebilirsin bunu. Burada seven kıskanır lafı vardır. Ona <laughs> ee, doğru ya da yanlış Seven demek. kıskanır mı? Evet. Yani bazı sevenler evet. Kıskanmayan Ama sevmez mi peki? Hayır. Sakın ha. Yani bu böyle tersi yok. Hiç karışmasın. Ama bu düşünülebilir bir şey. Seven evet. kıskanır, sevmeyen kıskanmaz. Hayır çok düz bir mantık tabii. Tabii ki. Ee, yani ben kıskanç biri değilim misal. Kıskançlık hissedeceğim bir ilişkinin içinde olmak istemem. Kıskanabilirim. Ama kıskançlık hissedeceğim bir ilişkinin içinde zaten hı hı. olmak istemem. Hani dolayısıyla Oğuz Atay'ın bir sorusu var arkadaşlar. Önce hangisini yapıyorduk diyor. Önce seviyor muyduk yoksa önce güveniyor muyduk? Ee, yani ben güvenliğin bir ilişki için mutlak koşul olduğunu düşünüyorum. Güvenilmeyenle ilişki yaşanmayacağını düşünüyorum. Buna rağmen yolda... Yani kervan giderken bir sürü kere hissedebilirsin bunu. Hisse hiç itirazın yok. Hissini fark edersin. Yani bunun seninle de ilgili bir his olduğunu, belki ötekiyle de ilgili bir his olduğunu. Bu gündelik hayatta birbirine aktarılır. İnsanlar değişirler ve dönüşürler. Ama bunun bir yaptırım haline gelmesi her iki insan içinde o senaryo çok doğru değil demek. Yani o ilişki çok doğru değil demek. Biri engelleniyor, öbürü engelliyor. Ee, yani... Yani tabii ilişki biraz daha renkli, biraz daha hareket alanı geniş, biraz daha 360 derece hareket edebileceğim bir yer ya. O yüzden tabii güvenmek çok lazım, çok şart. Kıskançlık yönetilmesi gereken bir duygudur. Eğer sizi işgal ettiyse de durup o ilişkiye ve karşınızdakine ve kendinize bayağı sağlam dört göz bakmanız gerekiyor. Yanlış bir yerdesiniz demektir. Ya kıskançlığın bozukluk olduğunu söylediğiniz yerler görüyorum ben burada. Peki kıskançlığın ya sağlıklı olduğu, ilişkiyi birazcık da canlı tuttuğu, e, bir hoşa gittiği hallerde... Flörte döndüğü vakitler. Fakat onlar çok minnoş. Yani onlar böyle şeyde Derinin yüzeyinde gibi. Mesela kıskandırmaya çalışan insanlar da oluyor. Kıskanılmanın hoşuna gittiği durumlar oluyor. Mesela onlardan mı bahsediyorsunuz birazcık burada? Yüksek Flört bir dozdan bahsedilmiyor bu arada. Kıskandırmaya çalışmanın felaket bir tavır olduğunu düşünüyorum. Yani çok regresif, çok püeril, çok az gelişmiş bir hal olduğunu açıkça düşünüyorum. Ben ilişkide bir kere stratejiden hiç haz etmiyorum <laughs> bir bu. E, kıskanılmayı mühimsenmek gibi görmek de biraz şuna benziyor arkadaşlar. Yani ergenler keser ya kendini ancak acı çektiğinde o ruhunu varlığını hisseder. Yani o ilişkiyi ile ilgili e, duygusal varoluşunu hissedemeyip baya hani seni kıskandığında acı hissettiğinde hı, hı hı. ilişkiyi hissetmek kadar püeril az gelişmiş olduğunu düşünüyorum. Tabi sosyal kodlamaların da çok önemi var. Çünkü yani o bizim ilişki içindeki duygularımız bir sürü ezberi içeriyor. Bazısı üstümüze uyuyor, bazı üstümüze uymuyor. Kıskançlık çok yaymıyor. Mesela seven kıskanır. Hı hı. Şimdi bu pankartı bilmeyen var mı arkadaşlar? Evet. Yok. Ee, ve hepimizin kıskançlık hissetmişliği var. Ee, bunun, bunun nasıl yönetildiği çok önemli. Tekrar ediyorum. Eğer karşımızda sizin için itimat edilmeyen biri var ise, e, onun duygusunu, davranışını, başkalarıyla kurduğu ilişkiyi doğru bulmuyor ve kıskançlık hissediyor iseniz, soruyu bir, ben güvenmeyi mi bilmiyorum, iki, o güvenir değil mi? Den bir sormamız gerekiyor. Bir e, cevaba göre canınız ne istiyorsa yapın. E, yani ben kıskanç biri değilim fakat mutlak gün içinde, hayat içinde ...partnerime dair hissederim bunları. Hı hı. Bunlar benimle ilgili duygular ve böyle... ...bir rüzgar gibi geçmeli. Anlatabiliyor muyum kıskançlık? Hı hı. Hani bir rüzgarın bahar hatta... rüzgarının üzerinizden geçişi var ya... ...o zaman işe yarar. O zaman aslında birbirinin kadın ve erkek olduğunu... ...hatırlatan hallerdir bunlar. Çok basittir. Fark bile edemeyebilirsin. Bunlar kıymetli. Bunlara hiç itirazım yok. Ama içinde engellemeler barındıran kıskançlık o ilişkiyle ilgili bir sorun var demektir. Yani ister engelleyen için, ister engellenen için. Kıskançlıkla özgüven ilişkisi için ne diyorsunuz? Temas var ama tahmin edildiği kadar çok değil. Yani bir kere romantik ilişki naturasında barındırıyor kıskançlığı. Bunu bir görmek lazım arkadaşlar. Çünkü aidiyet var. Yani bir şeye benim diyorsun ya o benim de kabuda dolaşıyor. Bu benim ve kamuda dolaşıyor hmm. ee, yani Dolayısıyla aidiyetin oluşturduğu benimmin oluşturduğu bir dört gözle bakış ee, hani bunun benim olduğunun bir kere Alem tarafından bilinmesi ama zaten bunun bilmesi lazım ya önce Dolayısıyla <laughs> e, hikayenin içinde var kaçınılmaz yani, şöyle diyebilir miyiz Instagram'a fotoğrafımızı koymak kıskançlığı azaltır mı Beraber fotoğraf. Evet evet. Kamuya diyoruz ki o bu benim. benim demek. Evet <laughs> Evet ama yetmez. Tamam. Genellikle. Yani bir deklarasyondur bir ilişkinin deklarasyonu. Zaten bir ilişkiyi deklere niye etmez ki insan? Yok çünkü bunu görüyorum. Yani ilişki belli bir noktaya gelmeden önce e, sosyal mecralara fotoğraflar koyulmuyor. Bunu da çok mantıklı normal, ve normal bulmama rağmen e, karşılıklı bir e ee, kıskançlık sebebi de olabiliyor bu. E olabilir. Yani bir öbüründen daha hızlı gitmiştir büyük ihtimalle. Sen yani neden hala... <laughs> tamam lazım. Sıcak geldi çocuklar? Neden hala fotoğrafımızı sosyal medyaya koymadı sorusunu ben ikili yakın arkadaş ilişkilerinde duyuyorum. Neden koymuyorlarmış? İşte ilişki daha biraz daha olgunlaşsın. belli bir noktaya gelsin. Çünkü işte mesela ailem var. Doğru, diniyor. hepsi çok doğru. Ben de hepsini doğru hmm. buluyorum ama böyle beklentiler oluşuyor ve bu beklentilerin karşılanmaması da kıskançlık sebebi olabiliyor gibi geliyor bana. Olur. Yani güvensizlik hissi verir ama bana paylaşmak zorunda bırakmak, yani yine aslında bir tedbir gibi bir hmm, şey zorlamak. Tabii, tabii. Aslında hmm. burada koymasın, paylaşmasın ben biliyorsam ben ne olduğunu, beni sevdiğini başkasının bilmesini ben. İlişki yaşanmaz arkadaşlar. Bu çok temel, çok temel bir mesele. Bu sizden kaynaklanıyor olabilir. Yani sizin güvenmekle ilgili dertleriniz olabilir. Bu ondan kaynaklanıyor olabilir. Ama bu dünyadan kaynaklanıyor olamaz. Yani dünya bilmem hani şu anda daha çeşit bir dünya var. E, herkes birbirine ulaşabilir halde. Dolayısıyla şu anda daha kıskanma refleksi yüksek olanların başı çok belada. Yani kontrol edilemez bir durum var ortada. Ee, herkes bu hissin e, nasıl bir yerde olduğuna iyi bakmalı. Kişisel olarak kıskanç biriysem ne önerirsiniz mesela? O kıskançlığı durduramıyorum diyen birine. Mesela neyi kastediyorsun kişisel olarak kıskanç biriysem? Yani kontrol etme nerede partner olduğunu. Partner ilişkisinden mi bahsediyorsun? Evet, partner Sevgilisi. ilişkisinden, sevgilisinden. B biliyorum ya beni aldatmaz ama ...işte niye takip etti onu bilmem ne i̇şte Orayı bilmiyorsun muhtemelen. Hı. Bir iki yani hani biliyorum beni aldatmaz ama duyulabilir bir cümle değil. Yani hakikati bozuk. Ee, i̇ki çok kontrolcü birisin belki. Yani hı hı. böyle hani sadece partnere ait değil bu kontrol mekanizması. O bilmek ve kontrol yani çok obsesif birisin. Hı hı. Diyelim ki. Hı hı hı. Ee, o... O mekanizmanın içine partner de eklenmiş durumda. Yarın çocuk, çoluk çocuk da eklenir. Hmm. Öbür gün işte ne yapıyorsan onlar da eklenir zaten. Kıskançlıktan öteye çıkıp bende neden bu duygular evet. bu kadar ağır diye evet. bakmak evet. gerekiyor evet. o zaman. Evet. Peki kıskanmamak öğrenilebilir mi? E Sanırım evet. Yani ben e, bunların biraz değerler ve insan hakları ile ilgili şeyler olduğunu düşünmekteyim. Ee, yani ve hayatta aslında çok gözden kaçırdığımız yer bu değerler meselesi bir insanın kıskançlığı yönetmek öğrenilebilir daha kolay öğrenilebilir ee, kıskanmamak demeyelim ona da hı hı hı. Hani o rüzgarın geçip gidişini fark etmek diyelim. Kıskançlığımızdan rahatsızlık vermemek. Evet çok kıymetli. Kendimize de eğer hmm. kendimize de rahatsızlık veriyor isek orada da sorularız. Yani hani biz içeriye kilitlendik hiç çaktırmıyoruz, göstermiyoruz, anlatmıyoruz. Böyle cool baby olarak dolaşıyoruz. Bundan bahsetmiyorum elbette. Yani eğer bir şeyler hissediyorsak soru iki yere sorulacak. Katiyen dış dünyaya değil bir kendimize ilk sırada. İki ötekine. Bu ikisine bakıp hı hı. E eğer tokalaşabiliyorsak eyvallah tokalaşamıyor isek önce bir derdi anlamak lazım. Yani biz bir kere fingirdek biriyle mi beraberiz? Niye? Bunu sormak gerekiyor. Niye? Oraya doğru niye çekiliyorsun? Hani seni oraya doğru çekenin ne olduğunu bilmek ve bulmak gerekiyor ya. Belki de fingirdek biri hoşumuza gidiyor. E, o vakit aslında o mekanizmayı da iyi anlamak lazım. Kendini kabul edebilirsin evet. o noktada belki. Çok yorucu bir duygu. E, çok hırpalayıcı bir duygu. Kansere benzetirim ben. Hani bayağı ruh kanseri gibi olduğunu düşünüyorum. Ve metastaz yapan bir kanserdir. Her yere doğru yayılır. Çok hırpalayıcı. İnsana zarar verir yani aslında. Içten e, i̇nsanın e, duygularından bir tanesi. Yani e, tıpkı haset etmek gibi. Tıpkı öfke gibi, tıpkı ıı, saldırganlık gibi. Yani Bunların hepsi bizde var ya, Hı -hı. bunların hepsi bizim repertuarımızda var. Biz bunları nasıl yöneteceğimizi, derinden nasıl yöneteceğimizi, yani bir şeye eviriyoruz ya. Aslında Hı -hı. o saldırganlık dürtülerimiz bizim gibi daha çalışkan olmamızı sağlıyor. ya. Yani, yani o duygular bir yere evriliyor. Dolayısıyla bu da evrilme ihtiyacı olan duygulardan bir tanesi. Ama romantik ilişkide... Romantize edilmiş duygulardan bir tanesi. İlişkiye neredeyse hiçbir katkısı yok. Rüzgar gibi olan dışındaki onu fark bile etmezsin. Hani partnerine biri böyle hayranlıkla bakar, hayranlıkla dinler. Senin de ona bir hayran olasın gelir ya hmm. o iyi. Çok fark edemediğim bir hikaye. Değerin o. aslında artmasına evet. vesile olabilir evet. orada. Ee, ama e, hikayenin e, flörte döndüğü yerde... Yani ben biliyorsunuz insanların monogam olduğunu düşünmüyorum. Ama ilişki monogam arkadaşlar. Bu, 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 çok açık. Yani bir ilişkiye içinde isen onun ekmeğini yiyorsan duygusal olarak, sosyal olarak, bedensel olarak, yaşamsal olarak onun bir takım bedelleri vardır. Sadakat bedellerden biri olarak görülebilir bir ilişki için. Ee, o yüzden hiç yakıştırmam bir ilişkiye kıskançlığı ben. Yani yönetilmesi, kurtulunması, paketlenmesi, anlaşılması gereken bir duygu olduğunu düşünüyorum. Ve ben çok kıskancımla başlayan cümlelerin kabulünü de fazla buluyorum. yani bu şundan çok farklı bir, hani ben çok haset biriyim ya da ben çok öfkeli biriyim ya da ben saldırgan biriyim kadar evrilmesi, yönetilmesi gereken duygularımızdan biri diye düşünürüm. Hocam sadece kapanışta şunu anlamak istiyorum. Yani şu ana kadar anladığım şey kıskançlık genel olarak çok da sağlıklı bir duygu değil. Ee, yönetilmesi gereken bir şey, rahatsızlık verilmemesi gereken bir şey. Evet. Ufak tefek e, kıskançlıklar olabilir ama e, bunlar işte üstün körü kıskançlıklar ve e, karşı tarafı rahatsız etmemesi gereken şeyler olabilir ama. Benim partnerim var ve kıskanç ee, ve bundan dolayı rahatsız da oluyorum. Bununla ilgili ben ne yapabilirim? Hmm, onu bir mı göndermem lazım. Ona sordun mu bunu? Mesela ona sorsak. Neden? Ne yapabilirim? Ben yani Bu kötü bir duygu. Çok 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 yorucu ve çok feci bir duygu. Ve ben ne yapabilirim bunun için? Yani bu ilk bir kere karşıdakine sorulması gereken. Hı hı hı. Hani... Diyebilir ki nereye gittiysen bana söyleyebilirsin. Beni oradan görüntülü arayabilirsin. Ee, görüştüğün ve tanıştığın herkesi benimle tanıştırabilirsin. Ekleyebilir. Ama bu hep artarak devam eden zaten. Hmm. O yüzden oradaki uyumun mekanizmasını iyi anlamak lazım. Nereye kadar olacağını. Ya bunların kabul edilebilir olanları var, kabul edilemez olanları var gibi geliyor. Bunların hepsi de kişisel. Tabii. Yani diyebilir ki sana ben sana çok güveniyorum ama işte etraftaki kadınları biliyorsun. Ya son dedim ama sonunda sonu çok özgüvenli birisinin de ben kıskanabileceğini Tabii. düşünüyorum. Tabii. Ve bunun da e, biraz da sağlıklı bir şey olabilme ihtimallerinin de olabileceğini düşünüyorum. Romantik ilişkinin naturasında mutlaka var Özgür. mutlaka var kıskançlık. Yani Fark edilmeyen bir şey bile var bence. Tabii fakat bunun... Ee, yani bu otomatik pilot gibi yani senden bağımsız olarak da var zaten. Sonra ilişki bir şeye evriliyor ya artık o senin ilişkin, unik, biricik ve orada ee, orada iri bir paket olarak yaşamaya devam etmesi kıskançlığın o, o ilişki için çok mümkün olmadığını düşünüyorum ben. Yani romantik ilişki içinde rüzgar gibi olur kıskançlık. Gelir ve geçer. Kalıcı bir e, aset değil. Bedenimizde aslında o rüzgarın gelip geçmesi için hmm. hazırlamamız gerekiyor hmm. belki de. Yani o hoştur da diye düşünüyorum. <laughs> ee, ama onun dışında bir gündem maddesi ve hayata yansıyan ve muhtelif engellemeye doğru giden e, her iki insan için de çok sıkıntı verici. Yani bir, bir, birini kıskanma, hiç hayal etsenize. Çok Zor bir evet. durum. Of! Evet e, içinde çok sıkıntı var. Günlük hayata odaklanmaya da zor. da spontanitesini kaybeder mütemadi bir biçimde. E, yani bir iliş, ilişkiye de insana da çok yakışan bir duygu değil. İşlevselliği de bozuyor evet. aslında. Anlaştık. Anlaştık. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Hocam. Sevgiler.